Herkese merhabalar demek istiyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni yıl diliyorum. Çünkü hepimiz fazlasıyla hak ettik geçtiğimiz seneden sonra diye düşünüyorum. Çok hızlı gelişen, kendini yenileyen, dinamik bir iş kolunun parçasıyız hep beraber. Dolayısıyla kendimizi beslememiz, farklı perspektifler alabilmemiz için de Ekosamit gibi platformların çok önemli olduğuna inanıyorum ve çok destekliyorum. Umuyorum herkes de çok keyifli 2 gün geçirmiştir. Bugün global ve Türkiye trendlerinden bahsedeceğiz. Sunumu eğer yansıtabilirsek çok sevinirim. Böyle yazılarla, rakamlarla dolu bir sunum hazırlamak istemedik. Daha çok görsel olmasına gayret ettik. Ama trendlere geçmeden önce dünya ve e-ticaretin gelişimini çok özetleyen güzel bir tabloyla başlamak istiyordum ben. Fakat geçtiğimiz 2 günde bu rakamların hepsi genel olarak çok fazla konuşuldu. Onun için çok çok da üzerinde durmadan ilerleyeceğim. Ekranda e-ticaret hacminin dünyada %80'ini gerçekleştiren 5 ülke ve Türkiye'ye ait önemli e-ticaret data kriterlerini görüyorsunuz. Burada birkaç tane noktaya değinerek çok hızlı geçeceğim. Türkiye'de internet penetrasyonu zaten çok iyi bir seviyedeydi. Fakat e-ticaret penetrasyonu %30-40'lardaydı bundan 3-4 sene öncesine kadar. Gerek perakendeci yatırımları, gerek de COVID'in arkasında gelen rüzgarla beraber bugün %70'leri görmüş durumdayız. Herkesin söylediği gibi %65'lik büyümeyle dünyadaki en hızlı büyümeyi gerçekleştiriyoruz. Ve dünyadaki perakende ve FMCG içindeki e-ticaretin payına baktığınızda %18 ve %10, ki sene başında bunun yarısı kadar bir oran bekleniyordu. Türkiye'nin hala bu kadar büyümeye rağmen dünyanın averajının gerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de dünyada en hızlı büyüyen e-ticaret pazarı olmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Bu perspektifte de aslında biz dünyadaki trendleri çok yakinen takip ediyoruz. Şimdi bugün sizlere bu trendlerden bahsedeceğim. 4 tane ana başlık altında biz toparladık. Globalde neler dönüyor, Türkiye'de bunların izdüşümleri nelerdir? Bir sonraki slayda geçebilirsek, şimdi her şeyin odağında tüketici ve alışverişçi var. Onun için alışverişçi ile bağı kuvvetlendirici trendlerle başlayalım istedik. Hepinizin de bildiği gibi online alışverişin offline'a göre en büyük fırsat alanlarından biri fiziksel deneyim. Sanal bir ortamda alışveriş yapıldığı için alışverişçiler ürüne dokunamıyor, inceleyemiyor. Bu bariyeri aşmak üzere de özellikle son zamanlarda teknolojinin de yardımıyla işte artificial intelligence'lar, augmented realities'ler, voice recognition'lar bu tip teknolojik yenilikleri kullanarak perakendecilerin çok ciddi aksiyonlar aldığını gözlemlemeye başladık. Ekranda bir iki tane örnek var. IKEA ve Amazon'u görüyorsunuz. IKEA ve Amazon AR kullanarak online olarak satışta olan ürünlerin gerçek hayatta görselleştirilmesine yardımcı oluyor. Bir diğer örnek de aslında Sephora'dan. Onlar da artificial intelligence kullanarak sanal ortamda makyaj ürünlerini tüketiciler üzerinde gerçekmiş gibi deneyimlemeye yardımcı oluyorlar. Bu uygulama Kore'de inanılmaz gelişmiş bir durumda. Hatta bırakın online'ı offline'a da sirayet etmiş durumda. Mağazalara gittiğinizde de AI teknolojisiyle kiosklar üzerinden kendi istediğiniz ürünü sanal olarak deneyip kararınızı buna göre verebiliyorsunuz. Şimdi teknolojilerin dışında benim gerçekten altını çizmek istediğim bir diğer şey daha var. O da live streaming. Live streaming Çin menşeili bir proje aslında. Son zamanlarda ortaya çıktı ve 2019 yılından bu yana Çin'in toplam e-ticaret hacminin %5'ini temsil etmeye başladı ki bu aslında Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin 10 katı kadar büyük bir rakam diyebilirim. Perakendeciler live stream kullanarak aslında platformlarında ürünlerini influencerlar ve tanıtıcılar üzerinden canlı yayında tanıtım yaparak kullanıcılarla da interaktif soru-cevap fırsatı sağlayarak bir satış platformu oluşturuyorlar. Bunun arkasında da çok ciddi anlamda pazar büyümesi getirebiliyorlar. Şimdi Türkiye'de social commerce çok iyi gittiği için, hızlı bir şekilde büyüdüğü için, influencerlar da çok desteklendiği için şu anda Türkiye'de çok fazla live streaming uygulaması görmüyoruz. Ama ben önümüzdeki dönemde sosyal medya, sosyal commerce üzerinden
gelen artışın buraya da sirayet edeceğini ve perakendecilerin bu konuya hızlı bir şekilde yatırım yapacağını, buranın da yeni bir satış kolu ya da pazarlama kolu olacağına inanıyorum diyebilirim. Son olarak demin de bahsettiğim gibi sosyal medya üzerinden yapılan satışlar var. Biliyorsunuz tüketicilerin neredeyse %90'ı bu kanaldan etkileniyor satın alma kararlarında. Çin'de bu kanal üzerinden satışlar toplam hacmin %30'unu gerçekleştiriyor. Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Instagram influencerlar sosyal medyada ciddi önem kazanıyor. Bunun da aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Şimdi bir diğer trende geçecek olursak eğer, ödeme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü internet ve alışveriş penetrasyonu artması en önemli yardımcılardan biri ödeme sistemleri ve güven. Global olarak baktığımızda kredi kartı kullanımı çok yüksek değil. 15 yaşın üzerinde dünya nüfusunun %18'i kredi kartı kullanıyor. Dolayısıyla ödeme sistemlerinin gün geçtikçe mobil ve dijitale taşınması internet penetrasyonu artmasına çok ciddi anlamda pozitif katkıda bulunuyor. Bu konuda da dünyanın bir numarası Çin. Çin'de dijital ödeme sistemleri şu anda lider durumda. Toplam e-ticaret hacminin %70'in civarında dijital ödeme sistemleri üzerinden geliyor. Halk %100 bunu sahiplenmiş durumda. Çin'de bir tapınak gördüğünüzde tapınaktaki bağış kutusunun önünde bile bir QR kodu var. Ya da atıyorum yürüyüş yaptığınızda bir tablacı meyve sebze satıyorsa oradaki transaction'ı tamamen QR kodları üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla çok gelişmiş durumda. Türkiye'de fakat Çin'e göre ya da dünyanın averajına göre biraz daha yavaş adımlarla ilerliyoruz. Tabii kredi kartı penetrasyonu çok yüksek olmasının bunda bir etkisi var. Sadece şu anda %6 gibi. BKM, İZİKO gibi bildiğimiz iştiraklar var. Onun dışında büyük perakendeciler de kendi ödeme sistemleri üzerine yatırım yapmaya başladılar. Ancak Türkiye'de güven hala bir bariyer olduğu için güven destekli ödeme sistemlerinin gelişimiyle beraber kanalın büyümesinin tetiklenmesini bekliyoruz. Bir diğer trend olarak lojistikten tabii ki bahsetmemek olmaz. Lojistik ve dağıtım e-ticaret pazarının büyümesinin önündeki en büyük fırsat alanı. Bu globalde de böyle, Türkiye'de de böyle. Bildiğiniz gibi son bir senede e-ticaret tarihin en hızlı büyümesini kaydetti. Fakat maalesef global olarak lojistik ağı ve kapasite bu büyümeyi karşılamak için hazırlıklı değildi. Çok değişik örnekler gördük. Bir tanesi mesela Fransa'dan. Carrefour Fransa online sitesi üzerinden alışverişleri kapasiteyi aşmasının nedeniyle sıraya almak durumunda kaldı. Bu ve bu tip örnekleri birçok ülkede gördük. Türkiye yine bir nebze daha ilk zamanları kolay atlattı diyebilirim. Fakat gelişmiş ülkelere baktığımızda bu senaryolar aslında çok önceden yaşanmaya başlamıştı. Kargo şirketlerinin e-ticaret şirketleri kadar hızlı büyüyememesi, kargo maliyetlerinin yüksek olması, depolama alanlarının yetersiz olması sonucu zaten çok büyük perakendeciler çok uzun zamandır bu alanda kendi yatırımlarını yapıyorlar. Amazon'un neredeyse 100 uçaklık büyük bir hava filosu var biliyorsunuzdur. Diğer taraftan maliyet yönetimini optimize etmek için dronlar üzerinden sevkiyatların bir kısmını gerçekleştiriyorlar. Çok ciddi depo yatırımları yapıyorlar. Ama depo yatırımı deyince örnek olarak burada Amazon'u vermek yerine ben Ocado'dan bahsetmek isterim. Ocado İngiltere'deki en büyük perakendecilerden, online, %100 online perakendecilerden biri. Onlar yeni bir depo sistemine geçtiler, tamamen otomize. Bu depo sisteminde robot teknolojisi kullanarak çok detaylı bir algoritma üzerinden elleşleme ve sevkiyat planlaması yapıyorlar. Çok kısa bir video var Ocado'nun yeni depo yapılanmasını gösteren. İsterseniz onu bir izleyelim, ondan sonra devam edelim.
Çok teşekkürler. Tabii Okado'nun örneği belki de dünyada, yeryüzünde görebileceğimiz en iyi örneklerden biri. Şimdi Türkiye'ye kısaca bakacak olursak, lojistik kapasite anlamında zor günler aslında bizi bekliyor. Şu anda olabildikçe limitli diyebilirim. Aktarma merkezlerinin hacmi ve sayısı talebi karşılamakta zorlanıyor. Bunun için de zaten büyük oyuncuların kendi dağıtım şirketlerine, kendi dağıtım ağlarına ciddi anlamda yatırım yaptıklarını ve önümüz dönem taleplerini karşılamak üzerine çalıştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bununla beraber aslında lojistikle ilgili trendlere geçmeden önce değinmek istediğim bir konu daha var. O da tüm dünyada last miler dediğimiz hızlı teslimat uygulamaları. Biliyorsunuz e-ticarette alışverişçi yaşı daha çok G ve Z jenerasyonuna hitap ediyor. Bu jenerasyon aradığı ürünü en uygun fiyata, en hızlı şekilde satın almayı isterken bir taraftan da en kısa zamanda sahip olmak istiyor. Ve alışverişçinin bu isteği üzerine de aslında baktığınız zaman last miler dediğimiz işte 10 dakika, 20 dakika içinde teslimat modelleri çok hızlı bir şekilde büyüyor. Şimdi bu sektörde gelişmiş en iyi örnek Instacart. Amerika'daki şu anda 400'den fazla perakendeciyle kurduğu partnerlik arkasında Instacart Amerika'daki hanelerin %85'ine ulaşabiliyor. Bu çok ciddi bir penetrasyon rakamı Amerika kadar büyük bir ülke için. Ve online hızlı tüketim sektöründe %56 pazar payıyla lider durumda. Yani ne Walmart ne Amazon ama Instacart. Dolayısıyla oldukça hızlı büyüyor. Bu büyümenin Avrupa'ya da sirayet etmeye başladığını gördük. Avrupa'da da bu platformlar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fakat Amerika kadar şu anda büyük değil. Ama her sene iki katı, üç katı kadar büyümeler göstererek gitgide hacimlerini geliştiriyorlar. Türkiye'de de Avrupa ve Amerika'daki gibi benzer yapılanmalara perakendeciler başladılar. Fakat onun dışında da farklı bir stratejiyle Getir'in aslında önce olduğu, daha sonra bana bir iste gelsin gibi platformların da katılımıyla büyümekte olan bir pazar söz konusu ve Türkiye'de de açıkçası bu alanda önümüzdeki süreçte çok daha büyük yatırımların, çok daha büyük büyüme rakamlarının gelmesini bekliyoruz. Son olarak ben veri analitiğinden bahsetmek istiyorum. Bu kadar teknoloji, e-ticaret konuşulan platformlarda datadan, veriden bahsetmemek olmaz. Senelerdir biliyorsunuz data arkasında çok ciddi konuşmalar, fikir alışverişleri yapıyoruz. Her türlü platformu kullanıyoruz. Ama hep datanın öneminden, datayı doğru kullanmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Bence artık yavaş yavaş güzel örnekleri paylaşmaya başlayıp birbirimize ilham olarak bu konuda kaslarımızı iyice kuvvetlendirmeye başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ben açıkçası bununla ilgili konuşmayı yapmadan önce sizlere bir nacizane tavsiyede bulunacağım. Netflix'te Great Hack diye bir belgesel var. Bilmiyorum izlediniz mi, izleme fırsatınız oldu mu ama olmadıysa çok tavsiye ediyorum. Genel olarak Cambridge Analytica isimli bir data şirketinin Trump ve Brexit seçimlerinde datayı kullanarak seçimlerin kaderini nasıl değiştirdiğini inanılmaz güzel bir dille anlatan bir belgesel. Devasa bir veri tabanı kullanarak davranışsal, demografik ve lokasyon bazlı verileri böyle adeta orkestra ahengiyle birbirler arasında konuşturarak çok etkili sonuçları aslında sahip olunmasını desteklemişler. Dolayısıyla işte datanın gücü dediğimiz şey bu belgeselde çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Şimdi perakende de datayı çok iyi kullanan kim var diye soracak olursanız tabii ki akla ilk gelen perakendeci Çin'de Alibaba. En etkili kullanan oyunculardan biri dünyada. Veri tabanlarındaki alışverişçi verisini makine öğrenmesi gibi algoritmalarla etkili şekilde işleyerek tüketici hedefleme, karlılık, kategori büyütme üzerine gerçek zamanlı içgörüler elde edip aksiyon alabiliyorlar. Aynı zamanda da aslında bu veriyi üreticileriyle beraber de paylaşıp ortak aksiyon planlarını destekleyerek kategori büyümesini aslında tetikliyorlar. P&G olarak biz de Alibaba'nın bu alanda global partnerlerinden biriyiz ve veriyi iyi kullanma konusunda biz de onlardan çok fazla şey öğreniyoruz diyebilirim. P&G Türkiye spesifinde ne yapıyorsunuz diye soracak olursanız da
Aslında birçok alanda aktif olarak kullanıyoruz veri analitiğini ama şu anda direkt tüketici teması olarak verebileceğim bir örnek var. O da 1 milyondan fazla üyesi olan gençlik platformumuz Bana Bak. Bana Bak'ta kullanıcıları doğru zaman ve doğru tekliflerle hedeflemek için temelinde aslında yapay zeka olan bir eğilim modellemesi kullanıyoruz. Bu tekniği aktif olarak kullanıyoruz ve kampanyalarımızı da data bazlı yönetiyoruz. Biz Bana Bak platformunu bundan seneler önce bizimle birlikte çalışan bir startup'la beraber yaptık. Dolayısıyla bu ve bunun gibi birçok projede çok farklı startup'larla beraber çalışarak aslında biz de kendi içimizdeki bilgi dağarcığımızı olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz. Benim aslında bugün anlatacaklarım bu kadardı. Dört ana trend altında gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur.